Merhaba arkadaşlar Kurt Akademi YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle kurma yayınlarım Fenomen Fasikül serisi test 2 ile gençler dersimize devam ediyoruz. Arkadaşlar ilk sorumuza dersimize başlamadan önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet arkadaşlar hazırsak ilk sorumuza dersimize başlayalım. 5 üstü 6 çarpı 3 üstü 6 işlemin sonucu aşağıdakilerden hangisine eşittir diyor. Gençler biliyorsunuz kuvvetler eşitse tabanları çarpıp ortak kuvveti aynen yazıyorum. O halde 5 ile 3'ü çarpıp ortak kuvveti evet üste yazıyoruz. E 5 kere 3 15 üstü 6 olur işlemimizin sonucu ve C seçeneği doğru yanıt olur diyelim. Evet. İkinci sorumuzda işlemin sonucu aşağıdakilerden hangisine eşittir diyor. Gençler burada da ortak tabana çevirelim. 9 ve 27 3'ün kuvveti olarak yazacağım. 9 biliyorsunuz 3'ün karesiydi. Normalde 3'ün karesinin 4. kuvvet dedim. 27 de 3 üzeri 3 demekti gençler. 27 yerine 3 üzeri 3 yazdım. Kuvveti eksi 2. Burada da üstün üstünden çarpma işlemi yaparsam evet, 2 ile 4'ü çarptım. 3 üstü 8 çarpı 3 ile eksi 2'yi çarpıyorum. 3 üzeri eksi 6 oldu. Gençler tabanlar eşit olduğu için kuvvetleri toplayacağım. 8 artı eksi 6. 3 üstü 2 olur. İşlemimizin sonucu ve A seçeneği doğru yanıt olur diyoruz. Evet gençler devam edelim. Evet, üçüncü soruda yukarıda verilen 125 üstü 3 tane çemberin her birinde 5 tane nokta vardır. Buna göre çemberlerdeki toplam nokta sayısı aşağıdakilerden hangisine eşittir diyor. Gençler toplam çember sayısı 125 üstü 3'ün. Bir çemberde 5 tane nokta varsa 5 ile çarpıyoruz. 125 arkadaşlar 5'in 3. kuvvetinin 3. kuvveti olarak düzeltirsem bu da 5 üzeri 1 demektir. Üstü üstüne kuvvetleri çarpıyorum. 5 üzeri 9 çarpım. 5 üzeri 1'den tabanları eşitken kuvvetleri toplayarak 5 üzeri 10 tane nokta vardır diyoruz ve denizi seçeneğini doğru yanıt olarak işaretliyoruz. E soruda bir kenarı 9 üzeri 3 santimetre olan eşkenar üçgenin çevresini istiyor. Ya şimdi çevreyi eşkenar üçgen olduğu için 3 tane 9 üzeri 5 olarak yazalım. 3 ile 9 üzeri 5'i çarpıyorum. Ya 3'ü aynen yazdım. 9'u da 3'ün karesinin 5. kuvvet olarak düzeltirsem 3 çarpı üstün üstünde 3 üzeri 10 oldu. Bu 3'ün 1. kuvvetidir gençler. Tabanları eşitken kuvvetleri toplayarak 3 üzeri 11 olur. Sorumuzun yanıtı ve C seçeneği doğru yanıt olur diyoruz. Evet. Beşinci sorumuzda işlemin sonucu kaç basamaklıdır diyor. Gençler basamak sorularında mutlaka tabanı 10 olarak yazmam gerekir. O halde 2 üzeri 8 ile 5 üzeri 8 çarparken kuvvetler eşitken tabanları çarpıyorum. 10 üzeri 8 olur işlemimizin sonucu. Peki gençler bakın burada bir basamak var. Birin yanına 8 tane 0 geleceği anlamına gelir. Burada 1 artı 8'den 9 basamaklı bir sayıdır diyoruz. Ve C şıkkını doğru yanıt olarak işaretliyoruz. Evet 6. sorumuzda yine gençler işlemin sonucu kaç basamaklıdır dediğim 16 üstü 5'i 5 üstü 23 ile çarpıyoruz gençler. Burada 16 ve 5'i gençler e, çarpabilmek için arkadaşlar ne yapmam lazım? Basamak sorularında mutlaka 10 tabanını elde edeceğim. O halde 16'yı 2 üzeri 4'ün 5. kuvveti olarak yazarsam çarpı 5 üzeri 23 diyorum. Gençler üstün üstünden 2 üzeri 20 olur. Çarpı 5 üzeri 23. Şimdi arkadaşlar tabanları çarpabilmek için kuvvetlerin eşit olması gerekir halde ben burada 5 üzeri 23'üm. Bakın şöyle parçalayalım. 5 üzeri 3 çarpı 5 üzeri 20 olarak dağıtıyorum. Çarpı yanına da 2 üzeri 20 yazdım. Arkadaşlar burada kuvvetlere eşitken bu 5 ile 2'yi çarpacağım. 5 üzeri 3'ün de değerini yazalım. Bu 125 demektir çarpım. Evet kuvvetlere eşitken 5 ile 2'yi çarpıyorum. 10 üzeri 20 oldu. Arkadaşlar bu ne demektir? Bakın 3 tane basamak var 125'te. 20 tane de 0 geliyor. 3 artı 20'den 23 basamaklı bir sayı olur. Ve C şıkkı burada sorumuzun doğru yanıtıdır deriz. Evet devam edelim. Evet içi boş olan bir kumbarayı Arif günde 15 TL, Bekir 12 TL atıyor. Arif ve Bekir bu kumbaraya 305 gün para attıklarına göre kumbarada biriken para kaç liradır diyor soruyor. Gençler o halde Arif'in attığı para bakın 3 üstü 5 gün atıyor ve 15 lira atıyor. O halde 3 üstü 5 ile 15'i çarparsam gençler bu Arif'in attığı paraya eşittir. E Bekir'e baktığım zaman gençler yine 3 üstü 5 tane 12 lira atıyor. Bu da 3 üstü 5 ile 12'yi çarparak Bekir'in attığı parayı buluruz. Gençler toplamda biriken parayı bulmak için ne yaparız bunları toplarım. Arkadaşlar burada bakın ortak çarpan parantezine alacağım. Dikkat edersek 3 üzeri 5'ler ortak. O 3 üzeri 5 parantezini alırsam gençler. 15 artı 12 olur. Gençler 15 ile 12'yi toplarsam 3 üzeri 5 çarpı 27 oldu. 27 de 3'ün kuvveti olarak düşünelim. 27 yerine 3 üzeri 3 yazdım. Şimdi tabanlar eşitken kuvvetleri topluyorum. Buradan da 3 üzeri 8 TL para olur toplamda diyoruz. Ve C şıkkını doğru yanıtı olarak işaretliyoruz. Evet, 8. soru ile devam ediyorum. Bir kenar 8 üzeri 5 cm olan karenin alanını istiyor. Gerçekten alanı bulmak için 8 üzeri 5 ile 8 üzeri 5'i çarparız. Buradan alan eşittir. 8 üzeri 10'dur. Cevap şıklarında gençler hepsi iki tabanında olduğu için 8'i 2 üzeri 3 olarak yazdım. Kuvvet 10 diyorum. Buradan da üstün üstünü çarparsak 2 üzeri 30 santimetre kare sorumuzun yanıtı da denizli seçeneği olur diyelim. Evet devam edelim. Dikdörtgen şeklindeki bir parkın uzun kenarlardan birine köşelerine de birer tane gelmek üzere 3 üzeri 3 metre aralıklarla 244 tane ağaç dikilmiştir. Buna göre bu parkurun uzun kenarlarının birinin uzunu kaç metredir? Gençler bakın köşelerde de olduğu zaman ağaç sayısı aralık sayısının bir fazlasıydı. O halde ben 244'ten biri çıkartırsam 243 tane aralık vardır gençler. E bir aralık 3 üzeri 3 ise o halde 243 ile 3 üzeri 3'ü çarparak uzun kenarın toplamını bulurum. 243 gençler 3'ün Beşinci kuvvetiydi. Bunu 3 üzeri 3'e çarpıyorum. Burada tabanlara eşitken kuvvetleri toplayarak 3 üzeri 8 metre olur. Sorumuzun yanıtı ve B seçeneği doğru yanıt olur diyelim. Evet. 10. soruyla devam ediyorum. Şekildeki ABC'de dikdörtgenin kısa kenarı 9 üzeri 4 milimetre olan 4 eş dikdörtgen ve ayrılmıştır. Dikdörtgen ayrılmıştır. Buna göre bu eş dikdörtgenlerden birinin alanını istiyor. Şimdi gençler dikkat edersek bakın buradaki 3 tane kısa kenar aslında buradaki uzun kenar eşit. 3 tane kısa kenar 1 tane uzun kenar eşitse evet, bir tanesi gençler kısa kenar 9 üzeri 4'tü. Halde uzun kenar bulmak için 3 ile 9 üzeri 4'ü çarparım. Bunu da düzenlersem gençler. 3 çarpı 9'u 3'ün karesi olarak yazıyorum. Kuvvet 4 ise burada üstün üstünden 3 üzeri 8'dir. Bu birinci kuvvettir. Demek ki uzun kenarımız 3 üzeri 9'dur. E kısa kenarı düzenleyelim. Sevgili gençler 9 üzeri 4'tü. Bu 3'ün karesinin 4. kuvvetler 3 üzeri 8'dir. Bakın şurası kısa kenar 3 üzeri 8. O halde ben bunun alanı bulmak için 3 üzeri 8 ile 3 üzeri 9'u çarpıyoruz. Buradan da tabanlar eşitken kuvvetleri toplayarak 3 üzeri 17 milimetre kare olur diyorum. Ve bunu da C şıkkında işaretliyorum. Evet 11. soruyla devam edelim. Yukarıda 25 kuruştan oluşan 4 üzeri 4 adet kulenin her birinde eşit sayıda 25 kuruş bulunmakta her bir kuledeki paranın TL cinsinden gençler değeri 29 TL'dir. Buna göre bu kulelerin yapımında kullanılan kaç adet 25 kuruş kullanılmıştır diye soruyor. Şimdi 25 kuruş gençler biliyorsunuz 1 TL 100 kuruş ise gençler 25 kuruş ben bunu TL'ye çevirmek için 1 bölü 4 TL'dir derim gençler. 1 bölü 4'ü de 2 üzeri eksi 2 olarak yazabilirim. Demek ki 25 kuruş gençler bir tane 25 kuruş 2 üzeri eksi 2 TL'dir diyeceğiz. Ve her birinde gerçi 2 üzeri 9 TL varsa 2 üzeri 9'u 2 üzeri eksi 2'ye bölersem sevgili arkadaşlar bölme işleminde bunu yukarı çıkartırsak 2 üzeri 9 ile 2 üzeri 2'yi çarpıyorum ve her bir kulede 2 üzeri 11 tane 25 kuruş kullanmıştır gençler bunlardan 2 üzeri 11 tane var. Toplam kule sayısı 4 üzeri 4'tü gençler. Hadi ben 4 üzeri 4 ile de 2 üzeri 11'i çarparsam toplam 25 kuruş sayısını bulurum. E 4 üzeri 4'üm. 2'nin karesini 4. kuvveti olarak yazdım. 2 üzeri 11 ile çarpacağız. Üstün üstünden 2 ile 4'ü çarparsak 2 üzeri 8 çarpı 2 üzeri 11 burada tabanlar eşitken kuvvetleri toplayarak 2 üzeri 19 tane 25 kuruş kullanmıştır diyorum. Ve denizli seçeneğini doğru yanıtı olarak işaretliyorum. Evet 12. sorumuzda gençler. Evet hacimle ilgili gençler bakın 3 ayrıtın çarpımıdır diye tanım vermiş. Benden arkadaşlar e, aşağıdaki akvaryum dikdörtgenler prizması şeklindedir. Ve bu akvaryum tam dolu iken kaç milimetre küp su alır? Yani aslında hacmini istiyor. O halde hacim için evet, 4 üzeri 5 çarpı 2 üzeri 5 çarpı 8 üzeri 3 diyorum. İşte burada tabanları 2'nin kuvveti olarak yazalım. 4 2'nin karesinin 5. kuvveti çarpı 2 üzeri 5 çarpı 8 de 2 üzeri 3 üstü 3 olarak yazalım. Buradan üstün üstüne kuvvetleri çarpıyorum. 2 üzeri 10 çarpı 2 üzeri 5 çarpı 2 üzeri 9 oldu. Tabanlar eşitken kuvvetleri topluyorum. Evet, 2 üzeri 15 daha 15, 9 daha 24 olur. 2 üzeri 24 sorumuzun yanıtıdır. Verilen seçeneklerde gençler 2 üzeri 24'ü arayacağız. Bakın A şıkkında gençler 4 üzeri 11, 2'nin ikinci kuvvetinden 11. kuvveti 2 üzeri 22'dir eliyorum. B'yi eledim. C'de gençler 2 üzeri 3 olarak yazarsam 8'i. Evet üstüne de 8 yazdık. Üstün üstünü çarpıyorum ve 2 üzeri 24 olduğunu görüyorum. O halde burada C şıkkı sorumuzun doğru yanıtıdır deriz. Evet 13. soruyla devam edelim. Evet, bir kenarı 2 üzeri 5 çarpı 10 üzeri 7 santimetre olan karenin çevresini istiyor. Gerçekten çevre evet, bir kenarı 4 ile çarpmam gerekir. O halde 2 üzeri 5 çarpı 10 üzeri 7'yi 4 ile çarpıyoruz. 4 karşıda 2'nin karesiydi çarpı 2 üzeri 5 dedim çarpı 10 üzeri 7. Burada ikiler ortak olduğu için kuvvetleri toplayarak çarpma işlemi yapalım. 2 üzeri 7 çarpı 10 üzeri 7'den. Burada da gençler kuvvetleri eşit. O halde tabanları çarpıyorum ve 20 üzeri 7 olur. Sorumuzun yanıtı evet B seçeneği doğru yanıt olur diyoruz. Evet gençler 14. soru ile devam edelim. Şekildeki dairelerin soldan sağa doğru her birinin yarıçapı bir öncekinin 3 katıdır. En soldaki yeşil renkli dairenin yarı çapı 3 üste eksi 10. Gençler i̇şte bakın bunun yarı çapı 3 üste eksi 10'muş. Evet, olduğuna göre en sağdaki mavi dairenin alanı kaç santimetre karedir? Gençler i̇şte ikincinin yarı çapı için 3 üste eksi 10'u 3 ile çarpıyorum. Ne yapar gençler? Yani işte 3 üstü 1 ile eksi 10'u toplarsam 3 üste eksi 9 yapar. E ortadaki yaşlar sarının yarı çapını bulmak için 3 ile 3 üstü eksi 9 çarpıyorum. Bu birinci kuvvettir. Bu da 3 üstü eksi 8 yapar. En sağdaki daire içinde 3 ile 3 üstü eksi 8 çarpıyorum. Bu birinci kuvvettir. Bu da 3 üstü eksi 7'dir gençler. Bizden dairenin alanı istedi. Alan biliyorsunuz pi kareydi. Burada 3 çarpım yarıçap e, yarı çarpı yerine gençler, gençler 3 üstü eksi 7 yazıyorum. Eksi 7'nin karesi yazdık. Burada 3 çarpı üstün üstünden eksi 7 ile 2'yi çarpıyorum. Eksi 14. Bu da birinci kuvvet olduğu için kuvvetleri toplarsam 3 üstü eksi 13 santimetre kare olur. Sorumuzun yanıtı denizli seçeneği. Doğru yanıt olur diyelim. Evet sevgili gençler. Bu soruyla da dersimi burada bitiriyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.